genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bir muhakeme programıyla yine karşınızdayız. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. Nasılsın? Sağ olun, sizler nasılsınız hocam? İyiyiz elhamdülillah. Sevdiğimiz konuları konuşacağımız bir programda daha buluştuk. Ne mutlu bize. İnşallah Allah bereketlendirsin. Sağ ol. Sizi böyle iyi görünce, enerjiniz yüksek görünce hocam, bize mutlu oluyoruz, bize seviniyoruz. Sağ olasın. Eksik olmayın. Daimi olsun hocam. Aslında bugün sizin özlü sözlerinizi topladık hocam. Çeşitli evet. Kitaplarınıza yer almış olduğu özlü sözlerinizden birçok meseleye temas edebileceğimiz, dokunabileceğimiz sözlerinizi aldık. Zaten bunları konuştukça da farklı konulara da girmiş oluyoruz. İsterseniz hemen şöyle başlayalım. Tabii ki. Benim de çok sevdiğim bir sözünüz ayrıca. Şöyle diyorsunuz. Doğduğumda baş aşağı edildi kum saatim. Kavuşmaya kaç kum tanesi kaldı Rabbim? Şimdi şunu yakalamamız lazım. İslam'a inanan bir insanla İnanmayan bir insan arasında kökten çok büyük bir bakış farkı var hayata bakışta. Şimdi Allah'ın varlığını bilmeyen, İslam'a inanmayan birisi için, burada İslam'dan da kastım sırf peygamberimize gönderilen din anlamına değil, tarih boyunca Allah'ın yolladığı peygamberlere inanan herkesi kastediyorum İslam kelimesiyle, ki Kur'an'daki İslam kelimesinin kullanımı da budur. Şimdi İslam'a inanan bir kişi açısından bu evren yaratılmıştır. Ölüm Allah'a kavuşmaktır. Allah ahireti yaratacaktır. Yani bu hayat geçici bir bekleme salonudur. Yani doğum nasıl ki cenine bir geçiş aşamasıysa, bu hayattaki ölüm de bize bir geçiş aşamasıdır. Şimdi İslam'ın verdiği bakış açısı bu. İslam'a inanmayan bakış açısındaysa ölüm, yani insanın en sevdiği varlık olan benliğini, sevdiklerini, hepsini yitirdiği, sonsuza dek yitirdiği kapkaranlık bir çukurdur oraya doğru gidilen. Bu bakış açılarında tabii çok büyük bir fark var. Bir Müslümansa ölümü en sevdiği varlık olan Allah'a kavuşması için, Allah'ın huzuruna gitmek için bir fırsat olarak da bilir. Değil mi? Bu, yani bakış bir yerde ölümü, tamam, yani bir Müslüman da elbette ki ölümden çekinebilir, oradaki belirsizlikten, diğerinden, ahirette ne olacağından, ama diğer taraftan Allah'a kavuşmak olarak ölümü gördüğü için bir Müslüman, ölümü sevmesi için de bir sebep vardır. Çünkü ölüm kapısından geçilmeden cennete gidilmesi mümkün değildir. Ölüm cennet kapısına giden yegane kapıdır, değil mi? Cennet veyahut da bahçesine giden yegane kapıdır. Ve Allah'a kavuşmayı da sağlayacaktır. Peki bu ne zaman olacaktır Allah'a kavuşma? Baktığında aslında her saniye böyle konuşurken biz o Allah'a kavuşmaya doğru gidiyoruz. İnsan ne kadar ömrümüz olduğunu bilmiyoruz ama her yaşadığımız saniye bizi ölümümüze doğru yaklaştırıyor. Ben ondan böyle bir söz söylemeyi tercih ettim, bunu ifade etmek için bu hislerimi. Adeta bir kum saati gibi saatimiz var. Ömrümüzün bütün yılları, işte dakikaları belli. Bizim doğmamız o ters çevriliyor. Biz yürürken, konuşurken, uyurken hep kum taneleri düşüyor. Bizim o belirli kumlarımızdan oluşan tanelerimiz. Ve o son kum tanesi bir gün düşecek. En son saatler, en son günler düşecek. Ve o bizim işte Allah'a kavuşmamız olacak. Allah'a kavuşmamız olacak. Yani o kum tanelerinin gidişine bazı insanları kaygılandırıyor olabilir. Ama diğer taraftan Müslümanca bir bakış açısı o kum tanelerinin düşüşünü sevmemiz için, Allah'a kavuşmanın heyecanıyla bizi heyecanlandırması için de kum tanelerin bir sebep var demektir. Bu bana göre ölüme veya her şeye bakışı değiştiren bir bakış açısıdır. Bu da benim şahsi dediğim gibi fikrimdi. Bana göre Kur'an'ın anlattıklarından, ahiretle ilgili anlattıklarından çıkan manzara budur. Ölüm aslında en sevdiğimize kavuşmak dediniz tabii hocam. Gerçekten insanoğlunun bugün en güncel maddelerinden biri her zaman için ölüm ve oradaki belirsizlik. Evet. Peki, hani dünya için biraz bekleme salonudur dedik ya, bu tarz bazen söylemler kişilerin dünyayı da değersizleştirme, ne de olsa zaten bir gün öleceğiz deyip bütün konsantrasyonlarını ahirete toplamasını da sebebiyet veriyor. Ve dünyayı sanki çok değersiz bir yermiş gibi, hani bir hırka, bir lokma
gibi edebiyatlar da bizde gelişmiş. Ha, tabii. Buradaki dengeyi yine nasıl kurmalıyız sizce? Şöyle bir şey diyeceğim. Yani ahireti, Allah'ın rızasını Müslüman nasıl kazanıyor? Buradan başlamak lazım soruya. Bunu dünyadaki yaptığımız eylemlerle kazanıyoruz. İşte dünyada bir muhtaç olana, bir zayıfa yardım ettin mi? Dünyadayken Allah'ın delillerine, boş vereceğine, Allah'ın sanatıyla ilgilenip, Allah'a şükrettin, Allah'ın sanatını takdir edip, Allah'a dua edip yöneldin mi? Allah'a karşı gönülden hisler besledin mi? Yani, değil mi? Bunlar nerede oluyor ama bu Allah'a gönülden hisler benzemek, Allah'ın sanatını takdir etmek, değil mi, şükretmek nerede oluyor? Hepsi dünyada oluyor. Şu an, şimdi burada değil mi? Tabii, şimdi burada oluyor. Yani dünya hayatı oluyor. Dünya, ahireti ve Allah'ın rızasını kazanmanın aracı. Yani bu yüzden dünya çok değerli. Bundan daha değerli olabilir ki. Yani biz burada kazandıklarımızla ahirette netice alacağız. Allah'ın rızasını kazanıp kazanmayacağın belli olacak. İslam'ın anlattığı dünya anlayışı, dünya hayatının değerli olmasının tek yoludur. Dünya ahirete bir köprü olmakla olabilecek en üst değere ulaşır. Öbür türlü bir bakış açısında dünya, insanı sürekli yokluğa doğru gitti, kısa süre sonra yok olup hiçliğe doğru insanı götüren adeta bir gayya kuyusu gibiydi, bir kaydırak gibi bir şey dünya. Biz yokluk çukuruna göre üzerinde kaydığımız bir kaydırak gibi adeta dünya diğer bakış açısıyla. Bir de ürperti hocam yani. Tabii. Bu yokluğa doğru gidiyor. Çok süslü bir kaydırak, çok güzellikleri var ama sonuçta bizi o kaydırak nereye doğru kaydırıyor? İşte yani bir, değil mi, İslam'ın anlattığı ahiret inancına inanmayan açısından yokluk çukuruna doğru insanı kaydırıyor. Yani kısacası İslam dünya hayatını olabilecek en üst değere taşır. Dünya hayatı Allah'la bizim ilişki kurabileceğimiz, Allah'ın rızasını bulabileceğimiz yer olduğu için olabilecek en üst derecede anlama sahiptir. Ve İslam'da hiçbir yerde bir lokma bir hırka diye bir anlayış yoktur. Müslüman gerektiğinde Allah rızası için sıkıntılara dayanır. Başına sıkıntı gelirse dayanır. Ya mesela Peygamberimizin yanındaki birçok kimse, İslam yok edilmeye kalkıldığında, Müslümanlar öldürülmeye kalkıldığında orada canlarını ortaya koydular. Değil mi? Bir zorluk. İnsanın canını ortaya koyması yani olabilecek en üst seviyede bir zorluktur. Ve fedakarlık. Canını ortaya koydular. Ama durduk yere Peygamberimizin yanında hiç şöyle bir uygulamaya rastlamıyoruz. Müslümanlar duruyorlar, böyle oturuyorlar. Ya ben birazcık kendime şöyle sıkıntı çektireyim de daha makbul kul olayım diye kendilerini kırbaçlamaya başlıyorlar. Veyahut da ne bileyim kendisini bıçaklayıp öldüren insanlar, kendisine işkence yapan insanlar. Yani Peygamberimizin etrafında buna benzer hiçbir örnek yok. Veyahut da normal elbisesi varken işte Müslümanların, Kur'an'da şuna benzer bir model hiç görmüyoruz. Ya bu benim elbisem işte çok güzel, atayım bunun daha çirkinini giyeyim. Evet. Böyle bir şey yok. Tam Müslüman güzel bir sahip olduklarını fakirlerle paylaşır eder ama sırf kendini sıkıntı çektirmek için daha çirkin giyinmek, yemeğin daha güzeli varken daha kötüsünü yemek. Yani insanın kendi kendinin başına suni belalar çıkarması, suni şekilde sıkıntılar çıkarması Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'in pratiğinde geçmez. Ha, bazı tarikatlar İslam'da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de vardır. Buna benzer yöntemler uygulamışlardır nefislerini terbiye etmek için. Fakat şunu diyebiliriz, yani bu şekilde sıkıntı ve acıyı kutsayan, yani bunlarla nefsini terbiye etmeye çalışan, metotlar inceleyen yapılar İslam'ın da Yahudiliğin, Hristiyanlığın içinde de aslında azınlıktır bunlar azınlık. Yani çileci gruplar aslında minimal kalıyorlar. Tabii, değil mi? Daha genel anlayışa göre. Tek tanrıcı dinlerin içinde çilecilik ekoller olmuştur. Fakat bunlar azınlıktır. Bunlar bazı kişileri şahsi uygulamaları olarak görmek lazım. Kur'an'ın anlattığı uygulamada kendi kendine çile çekmek yoktur. Fakat Allah için gerekirse çileyi göğüslemek vardır. Amin. İşte peygamberin döneminde canını ortaya koyan sahabeler gibi. Veyahut herhangi birimizin başına bir hastalık gelir. Hastalık bizi hiçbir şekilde isyana çevirmemesi gerekir. Peygamberimiz hiçbir zaman kendini başına çilecilik çıkarmadı. Ama peygamberimiz yaşarken birçok çocuğu vefat etti. Evet. Sağlığında. Çok sevdiği eşi Hazreti Hatice vefat etti. Çocukları vefat etti. Yani birçok çile gördü. Peygamberliğinden sonra. Peygamberliğinden önce zaten hani yetimlik, öksüzlük yaşadı, başka çileleri vardı ama peygamberliğinden sonra da birçok sıkıntı çekti. Hiçbirinde isyan etmedi. Yani hiçbirinde Allah rızası için
yapması gerekenlerle ilgili yönünü hiçbir çilede değiştirmedi. Yani Müslüman için önemli olan zorluk, sıkıntı, çilelerin veya dünyevi menfaatlerin yolunu değiştirmemesi. Ve buna sabır da diyoruz. Yani sabır, insanın, Kur'an'da sabretmek çok önemli bir kavram, doğru bir yolda olup o doğru yoldan başına gelenlerden veyahut da zamanın geçmesinden dolayı hiçbir şekilde sapmaması. Yani zamanın da akışına karşı orada istikrarlı olması. Yani sabır da şey diye anlaşılmasın, sandalyede bir tek böyle oturup da... Pasif bekleyiş değil, değil mi sabır? Pasif bekleyiş değil. Evet. Yani mesela Kur'an'da savaş meydanında sabredenlerden bahsediyor. Savaş meydanında oturup da pasif bekleme değil. Ne? Allah rızası için savaşırken mesela Müslümanları orada terk etmemek, bırakmamak değil mi? Yani aktif görev yapmak Kur'an'da sabır olarak geçiyor. Yani yapılması gerekeni değiştirmeyeceksin. Bu ne olabilir? Karşı cinsle ilgili ne bileyim Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi şeyler çıkabilir. İnsanın çok yakınları insanı doğru yoldan saptırıp da işte haramlara sokmaya çalışabilir. Özellikle para veya dünyevi menfaatler, rüşvetler verilir, hırsızlık teklifleri gelir, yolsuzluk teklifleri gelir. Değil mi? Çok böyle cazip teklifler gelir. Müslüman gerektiğinde bunları kendisinin menfaatine, dünyevi menfaatine değil mi? Ne diyeyim, bir ticarette bir yolsuzluk yapacaksınız, çok büyük paralar kazanacaksınız. Bu tip menfaatleri gerektiğinde Müslümanın elini tersiyle itmesi, gerekirse ne bileyim bazı ekonomik sıkıntılarla baş edersin ama hırsız olmazsın, yolsuzluk yapmazsın. Bu anlamda başına gelen çileleri gerekirse sabredip doğru yoldan sapmamak Kur'an'da geçer. Ama suni sıkıntılar çıkartmak anlamda bir çilecilik hiçbir zaman geçmez. Evet, siz deyince aklıma Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var hocam. Şöyle tarif ediyordu sabrı. Sabır, yola çıktığınızda rüzgar eğer tersten esmeye başlarsa yola yatmamak, yükü satmamak ve yükü atmamaktır diyor aslında. Yani sadece pasif bir bekleyiş olarak değil. Hemen bir de şunu sorsam arada. Dedik ki yani dünyada en azından İslam dininde çilecilik yok. Lokma bir hırka edebiyatı bize ait değil. Bir de son dönemlerde şunu da çok fazla duyuyoruz ya hocam. İşte anı yaşa ve ana odaklan. Geleceğe dair çok bir şeyler Carpe düşünme. Carpe diem diye de özellikle evet hocam. Biraz bunun şey ismi de oluyor daha havalı yani böyle. Daha havalı. Yabancı dilde olunca bazılarına öyle geliyor evet. Yani Latince bir şeyleri ifade edince sanki daha böyle bilimsel, literal bir ifade, bir hava da katmış oluyor. Sadece ana odaklan, anı yaşa, geleceği düşünme. Biraz daha sanki böyle haz merkezli bir şeydi akla geliyor. Evet. Şimdi bir yandan öbür tarafa bakıyoruz hocam. Dedik ya çilecilik bizde yok. Ama bir taraftan da baktığımız zaman yoğun bir modernite ile beraber böyle bir anlayış da var. Tabii. Yani bunun dengesi herhalde iyi kurabilmek tabii gerekiyor. Tabii ki bu yani ne anlamda denildiğinde bu ana odaklanın yapmak lazım. Bazı insanların psikolojik takıntılarıyla da geçmişte olan olaylara çok fazla takıldıkları veya gelecekle ilgili çok işte gereksiz endişeleri olduğu geçiyor. İşte yani gelecekte ne bileyim sürekli ya işte birisi beni öldürmeye kalkarsa diye düşünüyor veyahut da ne bileyim beni ev sahibi ya evden atarsa diye düşünüyor falan yani. Kaygılar çok gibi kaygılar yapıyor evet. Falan. Şimdi bu tip gereksiz kaygılar yapan insanlar hani ana odaklan, gelecekteki gereksiz olayları düşünme demek anlamında bir ana odaklanma tavsiyesinde ben yani sıkıntımız yok. Birçok psikolog da bu tarz tavsiyelerde bulunuyor. Fakat şu şekilde bir ana odaklanma denirse onda ciddi bir sıkıntı var. Yani sen şu anda gününü gün et, nereden geliyorum sorusunu ve geçmiş hiç düşünme, nereye gideceğim sorusuyla hiç ilgilenme, sadece şu anda yapabileceğin hazlara odaklan. Bunların hiçbir önemi yok. Geçmiş yok oldu, gelecek zaten olmayacak gibi. Ha bu tarzda dendiğinde yani insan sanki geçmişiyle insan değil ve gelecekte bir noktaya doğru gitmiyor. Sadece bir anı yaşıyormuş gibi göstermek. Bu tabii ki mahsurlu. Yani hayatın yani bu bir yerde hayatın anlamını bulamayan insanların hiç olmazsa bu anlamsızlık insanları hazlarından etmesin diye. Sadece haz al şu anda. Çünkü geçmiş ve gelecek üzerine düşünürsen haz alman mümkün değil düşüncesiyle anlık hazları aşırı yüceltmelerinden de kaynaklanan bir tavsiye olabiliyor. O zaman ciddi sıkıntı var. Yani çünkü biz yani bir başlangıcımız var buraya gelişimiz. Ve bu bizim hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine buna verdiğimiz cevap çok önemli. De nereye gittiğimiz var. Biz buraya nasıl geldik? İşte Allah'ın bizi yaratmasıyla geldik.
Yani biz sadece bu anı yaşamıyoruz. Ben bu anı geçmişte yaratılmış olmam sayesinde yaşıyorum. Burası çok önemli. Allah'ın beni yaratması sayesinde geçmişte ben bugün burada varım. Ben bu gerçekten kopartıp şu ana odaklanamam. Çünkü bu bedeni ben yarattım. Ya şu parmaklar var. Hangi bir desi annem deyip parmağın şu tırnağı ben yarattım diyebilecek mi? Hiçbir emeğimiz yok. Şu kas bağlantılarını, beyinle kolun bağlantısını görmeyi, işitmeyi, bu bedeni hiçbirini biz yaratmadık. Bunların bize verilmesi, zamanın bize verilmesi, değil mi? Uzay boyutların içinde var olmamız sayesinde biz şu anı deneyimleyebiliyoruz. Ve Allah sayesinde bu anı deneyimliyorsam benim bu anın mutlaka bir şükür içermelidir. Mutlaka Allah'la bağlantılı olmalıdır benim bu anım. Allah'ın yasakladığı bir şeyi ben bu anımda yapamam. Mesela Allah diyorsa ki yani diyelim ki ticarette üç kağıtçılık yapmayın. Ki diyor Kur'an'da bunu, batıl yolla gelir elde etmemek evet. geçiyor. Başkalarının işte malını mesela çalarak çırparak. Ha ben bu anında haz alacağım diye böyle bir şey yapamam. Çünkü yaratıcım en azından böyle bir şey yapamayacağımı söylüyor. Yani geçmişte benim yaratılmış olduğum gerçeğinden soyutlanmış bir an olamaz. Aynı zamanda geleceğe de baktığımda ben ölümle beraber ahiret alanına transfer olan bir varlığım. Ölüm orada sadece durup gittiğim bir nokta değil. Ölüm aslında bugün benim ne yapmam gerektiğinde de çok önemli. Ölümle ben ahirete geçiyorsam bütün her şeye bakışım bambaşkadır. Ölümle yokluğa doğru gidiyorsam bakışım bambaşkadır. İslam'ın öğrettiği hayata bakışta ben ölümle ahirete doğru bir kapı açıyorum. O zaman bugünümü de şekillendirecek bir unsurdur değil mi aslında? Tabii ki bugünü de bu şekillendirir. Ben bugün bir ahiret yolcusu olduğum bilinciyle bugünümü doldurmam lazım, yaşamam lazım. Kısacası yaratılmış olduğum, geçmişte ve gelecekte ahirete doğru giden bir yolcu olduğum, gerçeğinden kopartılmış bir anı yaşamak insanın ancak kendi kendini aldatması olur. Kendini aldatan da sonuçta elbette kendisi kaybedecektir. Hocam sağ olun, teşekkür ediyorum. Gayet açıklayıcı oldu bu dengeyi en azından nasıl kuracağımız. Yine diğer özlü sözünüze bakalım. Şöyle diyorsunuz. İnsana kendini beğendirme arzusu kendisini Allah'a beğendirmesi için verilmiştir. Başkaları beğenmez kaygısıyla Allah'tan uzak durmak nasıl bir çelişkidir? Şimdi burada evvela şunu anlamak çok önemli. Allah'ın varlığını anlayan insan otomatikman da Allah'ın her şeyden önemli olduğunu anlar. Değil mi? Evreni yaratan bir Allah var. Yıldızları yaratmış. Diğer canlıları yaratmış, işte kediyi de o yaratmış, kuşları da o yaratmış, karıncaları da o yaratmış, benim bedenimdeki hücreleri de o yaratmış. Şimdi bütün bunları yaratan Allah, benim içimde belli hisler varsa, bir insanın insan olmasına kaynaklı, bizim fıtrat dediğimiz, doğuştan gelen hislerim, yaratılışımız varsa, bunları da yaratan Allah, yani karıncanın nasıl haberleştiğini yaratan Allah, karaciğerin, böbreğin, gözün, kulağın, fonksiyonlarını yaratan Allah, elbette ki iç dünyamızdaki o oluşumların, beyindeki onların karşılığının, zihindeki karşılığının da yaratıcısı. Ve her insanda şunu görüyoruz aşağı yukarı, farklı kabilelerde de olsa, kendini beğendirme hissimiz var hepimiz. İnsanların kıyafetten daha güzelini seçmesinin altında, işte bedenini daha güzelleştirmesinin altında, hep aslında kendini beğendirme hissi insana var. Dünyada kendini beğendirme hissi, işte karşı cini çekmek, üremek veya başka birçok fonksiyonu da elbette vardır. Fakat en temelde madem ki biz Allah tarafından yaratıldık, her şeyi Allah merkezli düşünmek zorundayız. Çünkü Allah tarafından verilmiş. Şimdi o zaman bizim beğenme hissine de bu şekilde bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Evet, beğenme dünyevi de birçok fonksiyonu olan biriz. Fakat her şeyden önce Allah'la bağlantılı bir şekilde düşünürsek beğenme hissini, bence öncelikle Allah'a kendimizi beğendirmemiz için bu hissin verildiği kanaatine varırız. Çünkü şunu da görüyoruz kendimiz içinde. Biz, birisi bizim için ne kadar önemliyse ona kendimizi o kadar çok beğenmek, birmek isteriz. Çok doğru. Yani çok değer verdiklerimizin çok beğenmesini isteriz. Tabii yani bir insan diye karşı cinse çok önem veriyorsa karşı cinsin çok kendini beğenmesini ister. Mesela paralı insanlara çok önem veriyorsa, ne kadar zengin insanlar kendini beğeniyorsa, mesela iş yerinin işçisinden çok patronu kendini beğeniyorsa ona o kadar çok beğendirmek ister.
sporla çok ilgiliyse, mesela diyelim çok beğendiği bir sporcu veya sanatta çok iyiyse, çok beğendiği bir sanatçı özellikle kendini beğeniyorsa, evet, onu daha çok ister. Yani kısacası insan birine ne kadar çok önem veriyorsa, onun tarafından beğenilmek onun için çok daha önemlidir. Yani böyle bir hiyerarşi bir şey var. Peki o zaman şu soruyu sormamız lazım. En önemli varlık hangisidir? İnanan için, biz inananlar için Allah tek cevaptır yani. Tabii evet. Ki yani geri kalan bütün varlığın toplamının önemini bir yere koysak, varlığın yaratısının Allah'ın yanında hepsi önemsiz kalır. Evet. Yani o zaman yani biz ne kadar önemliyse birisi bizim, kendimiz ona beğendirmemiz o kadar önemliyse, bir Müslümanın kendini beğendirmesi öncelikle en önemli olan elbette ki Allah'tır. Hatta Allah bizi beğeniyorsa, geri kalan bütün varlık bizi beğenmiyorsa ne olur dedirttirecek kadar bu önemlidir, değil mi? 39. sure 36. ayet ne diyor? Allah kuluna yetmez mi? Böyle tam kısa ayet ama slogan olacak ayet. Ya Allah'ın bizi beğenmesi yetmez mi? Allah'ın bizi sevmesi yetmez mi? Yani evrenin yaratıcısı, Halik olan Rabbimiz sevdikten sonra diğerleri tabii, çok ufak bir şey yani. Diğerlerinin sevmemesi inanın için hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'da Allah'ın bizi beğenmesi için Kur'an'ın kullandığı ifade rıza. Ve rızayı Kur'an unutmayalım. Tövbe suresinde cennetin nimetleri üzerinde bir değer olarak koyuyor. Evet, Kur'an'da cennet övülüyor. Cennetlik olmak çok önemli bir Müslüman için. Fakat cennetlik olmadaki diğer nimetlerin üzerinde de bir değer var Kur'an'a göre Tövbe suresi. İşte o Allah'ın kulundan razı olması. Yani Allah'ın kulunu beğenmesi. Yani Allah'a kendimizi beğendirmek bu hayatta olabilecek bir yerde en üst amaç, hayatı en anlamlı kılacak amaçtır da bence diyebiliriz. Aklıma ama, şey ayeti geldi hocam. Yani ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey tatmin olmuş olan nefis, irci ile rabbik, Rabbine dön, ile radiyeten merdiye. Yani hem razı olmuş hem de bizzat Allah tarafından razı olunmuş bir şekilde Rabbine dön ayetini hatırlattınız. Evet. Bir de tabii Allah'ın beğenisi bu kadar önemliyken, yani bizim Allah'ın bizi beğenmesinin peşinde olmak yerine, geri kalan Allah'ın yanında toplamının değeri bile Allah'ın öneminin %1'i etmeyecek varlıklara kendimizi beğendirmek için, bunların değeri Allah'ın yanında %1 değilken Allah'a beğendirmemizin 100 katı geri kalan insanlara kendimizi beğendirmeye çalışmamız da bizim düzeltmemiz gereken utanılacak bir durumumuz bence. Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika ifade ettiniz gerçekten. Kur'an'da hani libas-ı takva diye bir ifade var ya hocam, takva elbisesi diye. Hep aklıma şu geldi siz söylerken. Aslında her sabah evden çıkarken bir şekilde aynaya bakıyoruz, saçımıza bakıyoruz, kıyafetlerimize bakıyoruz. Ve olup olmadığına, estetiksel yönüne bakıyoruz. Zira dediğiniz gibi kendimizi beğendirmek diye istiyoruz çok normal bir şekilde. Herhalde bazen böyle evden çıkarken böyle takva elbisesi kavramını hatırlayıp, ya Rabbim yani bugün seni kendime beğendirmek için sabır elbisemi güçlendireceğim. Bugün şöyle salih ameller işleyeceğim, bugün infak şapkamı takacağım gibi. Böyle belki de kendimizi biraz motive edersek evden çıkarken, yani o takva elbisesi kavramının bizatihi hemen pratik hayattaki karşılığını belki uygularsak motivasyonumuz daha da artar. Ama ara vaktimiz geldi hocam. Geldiyse, İsterseniz arayı verelim. Ara vereceğiz. Daha sonrasında konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Karşınızdayız tekrar. Efendim tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Caner Tas Saman bizlerle ve özü sözleri insandan, kainattan, evrenden konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili hocam, biraz ateistleri fazla kızdıran bir ifadeniz var. Onu da topladık. Evet. Diyorsunuz ki Allahsız yaşamak yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersiz, çirkin ve anlamsızdır. Şimdi tabii burada bu sözüm kadar Twitter'da paylaştığımda veya başka platformlarda paylaştığımda tepki gören bir sözüm hiç olmadı. Ne zaman paylaşsam da müthiş tepki geliyor. Tepkilerin bir kısmı tabii sözü tam anlamamaktan oluyorsa demek istediğim bana göre çok açık. Yani bazen Allahsız yaşamak işte yüzeysel, sıkıcı, yavan, değersizdir diyorum. Kimse Allahsız yaşayamaz ki falan diyor. Yani oysa burada tabii ki ben de Allah'a inanan biri olarak kimsenin Allahsız olmadığını farkındayım. Ama buradaki kastım Allahsız yaşamaktan Allah'a hayatında yer vermeden yaşamak olduğu sözün akışından çok belli. Yani hayatı merkezine Allah'a koymadan, Allah'la ilişkide olmadan, Allah'a yönelmeden yaşanan bir hayatı burada kastediyorum.
Ve bunu neye göre anlamsız veya çirkin veya değersiz buluyorum? Bir de bazıları işte yok hakaret ediyorsun. Yani hakaret değil yani bana göre burada iki hayat tarzını ben bir felsefeci gözüyle mukayese ediyorum. Yani birinin hayatına o anlamsızdır demek o, yani bir hakaret değil bence. O da bana sen boş inancı bir hayalperestlik yapıyorsun, boş şeye inanıyorsun diyebilir. Diyorlar da zaten istediği gibi de bence özgürce demeliler. Ama onlar özgürce bunu diyebildikleri gibi ben de yani o tarz bir hayat, Allah'la ilişkisi olmayan bir hayatın anlamsız ve çirkin olduğunu da söyleyebilmeliyim. Ve de söylüyorum, söyleyeceğim onlar da kendileri ateist olma hakları olduğu gibi bizim de Allah'a inanmanın sonuçlarını gösterme hakkımız var. Şimdi neden böyle? Ha, bana göre neden çok basit. Yani Allah'a inanmadığımızda nasıl bir hayatın ortaya çıktığını düşünelim. Allah'a inanmadığında insanlar ne yapıyor? Bu dünyadaki işte karizma sahibi olmak gibi, para sahibi olmak gibi, belli hazlar elde etmek gibi hedefleri hayatın merkezine koyuyor. Baktığımızda ama yukarıdan insan hayatına, insandan önce milyarlarca yıl geçiyor, sonra milyarlarca yıl geçiyor. Arada 100 yıllık kısa bir hayat yaşanmış. Ya burada bir insanın kazanacağı para, karizma ne önemi olabilir? Milyarlarca yılın arasına sıkışmış kısa hayat. Böyle bir hedefin olması çok yüzeysel İslam'ın koyduğu hedefe göre. Çünkü insan bu kısa hayatta her şeyin yaratıcısı olan, her şeye hakim olan Allah'la irtibat kurup sonsuz bir hayatın kapısını açması mümkün. Bununla kıyaslandığınızda bu ne kadar yüzeysel, ne kadar boş belli değil mi? Yani İslam'ın sunduğu ulvi hedef yerine, Allah'la irtibatlı olmak hedefi yerine burada adeta ölmeyecekmiş gibi yapıp kendi kendini kandırarak yaşamak çok yavan bir bakış açısı değil mi? Kesin. Hayatın hiçbir anlamı da kalmıyor. Çünkü ne yaparsanız yapın bu dünyada ölüm kapısında hepsinden uzaklaşacaksınız. Bir de diğer taraftan bazı ünlü ateistler de bu dediklerimi ifade etmiş. Mesela Nietzsche'nin kendisine gidin, Allah'ın varlığına inanılmayan bir hayatın Sartre'ın kendisine gidin. Bakın bu Nietzsche, Sartre, Bertrand Russell, tarihin çok ünlü ateistleri, özellikle son birkaç yüzyılın en ünlü ateistleri bu birkaç isim. Onların hepsinde bu dediğimi ifade eden sözler var. Bertrand Russell işte Tanrı'nın olmadığı yerde her şeyin anlamsız gibi gözüktüğünü ifade eden sözleri var. Her şeyin yokluğa doğru, kaçınılmaz ümitsizliğin üzerine hayatı bina etmemiz gerekiyor diyor. Değil mi? Evrenin sona doğru gittiğini anladığında. Nietzsche'nin, Sartre'ın bunu ifade eden çok sözleri var. Yani Allah olmadığında bu hayatın bir anlamı olmayacağını ateistlerin bir kısmı bile anlamış. Ama bir Müslüman da bunu anladığında tabii ki Allahsız bir hayatın nasıl olduğunu da bence ifade etmesi de gayet normal karşılamalı. Ben de bunu ifade ediyorum. Evet, zaten ilk aforizmada da biraz bahsettim. Ama şunu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Allah varsa bu hayat işte daha anlamlı olur, daha değerli olur, çirkinlikten kurtulur. Haydi Allah'a inanalım demiyorum. Ben ancak şunu söyleyeyim. Bir, Allah'ın varlığını anladığınızda Allah'ın varlığı hayata anlam veriyor. İşte her şey değerli oluyor. Ha, o zaman Allah'la irtibatınız buna göre olsun. Siz Allah'ın varlığına inanmakla birçok olgu arasında bir şeye inanmadınız. Her şeye bakışınızı kökten sarsan, her şeye anlam veren bir şeye inandınız. Bunun bilinciyle bu hayatı yaşamak lazım diyorum. Bu konularla ilgilenmeyenlere ise, bu konuyla ilgilenmeyenlerde birkaç şekilde olabilir. Bir apateistler var. Apateist dediğimiz olgu nedir? Yani Allah varmış yokmuş bana ne diyen bir kesim. Yani ateist gibi direkt Allah'ı inkar etmiyor ama ben ilgilenmiyorum var mı yok mu beni ilgilendirmiyor diyor. Şimdi bunlara ve bir de ben Allah'a dine inanıyorum ama bu konulara pek önem vermiyorum diyen de bir ekip var. Şimdi bunlara Allahsız hayata çirkin anlamsız olduğunu söylemek bir yerde şu manaya geliyor. Allah'ın var olup olmaması meselesi bütün her şeye bakışı kökten değiştirir. Siz ne yapıp edebilirsiniz ama bu konuyu görmezden gelerek bu hayatı yaşayamazsınız. Bu konudaki kararınızı vermeniz gerek ve bu konudaki kararınızı vererek hayatınızda bu gerçek üzerine bina etmeniz lazım diyoruz bir yerde bu sözde bir apateiste. Yani Allah'ın varlığı ile ilgilen veya ben dine inanıyorum derken konuya hiçbir önem vermeyelim. Evet, zira hayatımızdaki birçok dönüşüm ve
temel taşları aslında inanıp inanmadığımız aslında belirliyor. Yani aile ilişkilerimizden diğer insanlara kadar olan, kendi çizmiş olduğumuz sınırlarımız, yapabileceklerimiz, yapamayacaklarımıza kadar aslında her konuda belirleyici unsur burada tabii. İman meselesi oluyor. Çünkü herhalde iman etmeseydik birçok şeyleri belki de yapar bugün veya yapmadığımız birçok şeyi de yapar pozisyona gelebilirdik. Evet. Aslında Kur'an'a baktığımızda hocam sünnetullah diye bir kavram var. Yani Allah'ın yasaları denilen bir kavram var. Yani Rabbimiz aslında evrenin işleyişine yasalar koymuş, belirli ölçüler, kriterler koymuş ve Kur'an'da da birçok yerde mesela وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَدْب۪يلًا yani Allah'ın sünnetine hiçbir değişim bulamazsın veya وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde, yasalarında bir başkalaşma bulamazsın diyor. Sizin yine şöyle bir sözünüz var bununla ilgili. Diyorsunuz ki evrenin tümü doğa yasalarına göre işler ama evrenin bütünlüğünün açıklaması ise doğa yasalarını aşkındır. Tabii burada doğa yasalarıyla benim kastettiğim tamamen sırf sünnetullah'tır demeyeyim. Sünnetullah'ın bir alt kümesidir diyeyim. Yani sünnetullah'ın ben doğa yasalarını da kapsayan ama ondan daha geniş bir küme olduğu kanaatindeyim. Yani toplumun da belli yasaları veya ne bileyim psikolojinin belli yasalarına buna dahil edebilirsin. Doğa bilimlerinde kastedilenlerin yanında. Şimdi modernitenin çok önemli bir yanılgısı var günümüzdeki birçok insanın. Birincisi çok doğru bir şey yapılıyor. Bilime gerekli değer birçok kimse tarafından veriliyor. Evreni tanıma faaliyeti olan bilim önemseniyor. Diğer taraftan bilimin ortaya koyduğu yasalarla ilgili tarifin bu yasaların neden var olduğunun açıklaması olduğu zannediliyor. Bu arada çok büyük bir fark var. Çok önemli bir yanılgı bu. Bunda şunu demek istiyorum. Diyelim ki bilim elektromanyetik kuvvetin, güçlü nükleer kuvvetin, zayıf nükleer kuvvetin nasıl olduğunu, ne yaptığını tarif ediyor. Elektromanyetik kuvvet nasıl işler işte tarif ediyor. Veyahut da kuantum seviyesindeki işleyişleri, işte kuantum dünyasını tarif ediyor evren. Şimdi bu tarif ne oluyor da biz kuantum yasalarının var olduğu bir evrendeyiz? Ne oluyor da elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, çekim gücü gibi kuvvetlerin olduğu bir evrendeyiz sorusunun cevabı değil. Yani yasaların nasıl işlediğinin tarifi, yasaların neden var olduğunun açıklaması olamaz. Yasaların neden var olduğu ile ilgili açıklamaya gittiğimizde bence ayrı bir açıklama türüne giriyoruz. Daha bir felsefi açıklamaya giriyoruz. Yani burada bir yerde bilimin kendisinden bilim felsefesine, fiziğin kendisinden fizik felsefesine geçtiğimiz, hatta bence din felsefesiyle fizik felsefesinin birleştiği bir alana doğru geçiyoruz. Burada tabii benim yine Allah'ım 12 delili kitabında ki mesela ikinci delilime bakarsa yasaların varlığı delilidir. Yasaların varlığını en iyi açıklayan olgunu bence Allah tarafından bu yasaların konması olduğu kanaatindeyim. Ama bunu anlamak için öncelikle yasaların neden var olduğunun da bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu anlamak lazım. Yasalar... Yani yasaların nasıl işlediğini bugün çok iyi gözlemleyip öğrenebiliyor olmamız, nasıl tarafının çok güçlü olması, sebebinin ya da gayesinin açıklaması anlamına gelmiyor aslında. Tabii. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatınca biraz daha iyi anlaşılıyor. Matematik, mesela cüzdanınızda 5 tane 100 lira varsa matematik cebinizde 500 lira olduğunu size açıklar. Daha doğrusu tarif eder. Değil mi? Tarif ediyor. Yani cebinde 5 tane 100 lira var. Demek ki senin cebinde 500 lira var. 5 çarpı 100 eşittir 500 diyor. Fakat cebinize 500 liranın nasıl girdiğini matematik tarif edemez. O ya bir yerde kazanmışsınızdır veyahut da birisi size harçlık vermiştir gibi bir açıklamaya ihtiyaç duyar. Fizik de aynı şekilde. Yani fizik oradaki yasanın nasıl işlediğini tarif eder. Ne oluyor da o yasa orada varı açıklamaz. Şimdi bu yasaların tarif eden fiziğin sanki yasaları açıklıyormuş sanmak aslında bilimin ne yaptığını bilmemekten kaynaklı bir şey. Aynı zamanda bilimin açıkladıklarının daha temelde, daha derin bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu da gözden kaçırtıyor. Bu yasalar çünkü en derinde bilinçli bir güç tarafından bu yasaların konmasıyla, bilinci, kudreti yüksek bir güç tarafından konmasıyla en iyi şekilde açıklanıyor. Bilimin yasaların neden var olduğunu açıkladığını sananlar bu açıklamanın gereğini de gereği gibi anlayamıyorlar.
Aslında o açıklamayı bilimden beklemek de pek doğru bir şey değil hocam. Tabii. Yani anlattıklarınızdan onu anlıyoruz. En azından bilimin sınırları içerisinde yer alan bir unsur değil. Bilimin vazifesi yasaların işleyişini tarif etmek. Yasalar ne oluyor da vardır açıklamak değil. Evet, çok açıklayıcı olacağım. Teşekkür ediyoruz. Yine diğer bir sözünüzde şöyle söylüyorsunuz. Allah'ın her hikmeti bilinir olsaydı tevekkül ne olurdu? Evet, şimdi hayatımızda hepimiz birçok şeyle karşılaşıyoruz imtihanla. Kimimiz sağlıkla imtihan oluyoruz, yakınlarımızın ölümüyle imtihan oluyoruz. Ticarette kimimizin işi iyi gidiyor, kimisi kötü gidiyor, ediyor. Ve tabii ki Allah'ın her şeyde bir hikmeti var. Yani Allah bizim neyle imtihan olmamız gerektiğini, kendimizin işte karakterinin ortaya çıkacağı ortamı yaratmış. Yani burada bizim bilmediğimiz Allah'ın bildiği birçok şey var. Bizim, yani niye benim başıma bu imtihan geldi? Niye ben mesela ekonomik olarak bir sıkıntıyla imtihan oluyorum? Veyahut da ben niye ailemin içinde bir sorunla imtihan veya niye ben bir hastalıkla imtihan oluyorum şeklinde bir şey? Niye birisi onunla imtihan olmuşsa ben bununla imtihan oluyorum diye? Hiç kimsenin bu detayları bilmesi mümkün değil. Ha, burada yapacağımız şey nedir? Bir yerde Allah var, Allah bizi imtihan ediyor. Allah'a vekil kılmak kendimizi, yani Allah'a güvenmek. Sonuçta neden imtihan olduğumuzu bilmemek, yani tevekkül etmemize aykırı bir şey değil. Hatta bunu bilmemek belki de tevekkülümüzün daha güçlendirecek veya tevekkülün olması gerekliliğinin bir unsuru. O yüzden yani bizim evrendeki her hikmeti bilmediğimizi bilerek Allah'a tevekkülümüzü hepimizin Allah'a güvenimizi güçlendirmemiz lazım ve Allah'a yönelmemiz lazım. Hocam bir de hani insan olarak tabii her şey hep çok güzel gitsin istiyoruz değil mi? İşte mesela maddi açıdan hiç zorluk yaşamayalım, sağlıksal açıdan hiçbir problemimiz olmasın. Her an hayatımız gitgide böyle yukarıya doğru artan bir çizgide ilerlesin istiyoruz ama hayatı biraz da böyle anlamlı yapan, o heyecanını sürekli böyle dinamik kılan unsur da bazen o imtihanlar değil midir? Yani her imtihanı da böyle bir musibetmiş gibi, bir bela gibi mi okumak lazım? Ya zaten bolluk da bir imtihandır, darlık da onu bilmek lazım. Yani imtihan sırf hastalık değil, sağlık da bir imtihandır. Çünkü imtihan şu demek, yani insanın kendisini, karakterini, kendi samimiyetini ortaya koyduğu bir alan imtihan. Allah da bu dünya hayatının bir imtihan olduğunu söylüyor. Kimi zaman bolluklar darlıklardan daha büyük imtihandır. Yani büyük imtihandır değil, daha zorlu imtihandır. Yani birçok insanın bollukta sapıttığını görüyoruz. Yani o aslında onun için hayır zannediyor ama şer oluyor. Yani o içinde olduğu bolluk. Çünkü yani asıl olan sonuçta ahirette insanın karşısına ne çıkacağı, dünya hayatı çok çok kısa. O yüzden yani bir imtihan dünyasında olduğunu bilmek insanı çok önemli. Yani bir imtihan dünyasında olduğunu bilerek Allah'a tevekkül etmek. Yani imtihansız biri yok. Yani peygamberler hepsi imtihan ediyormuş, görüyoruz. İşte peygamberlerin bir kısmı kavmi dediğimiz insanlar, akrabaları, en yakınları insanların etrafındaki kavmi tarafından kınanmış, çok zor durumda bırakılmış, işte birçok peygamber var. Ailesinin en yakınları tarafından ihanete uğramış birçok peygamber var. Hazreti Eyüp gibi böyle sıkıntısı, hastalıkları olan peygamberler var. Yani peygamberimizin hayatında da hem hastalık olarak hem yakınların ölümü olarak birçok sıkıntıyı görüyoruz. Az önce Mekke döneminde hocam, maddi sıkıntılar var. Evet. Az önce ifade etmiştiniz, yani peygamberimiz peygamber olduktan sonra eşini kaybediyor, çocuklarını kaybediyor. Tabii. Mesela oğlu İbrahim'in cenazesinde gözyaşı dökülüyor değil mi? Hatta tabii ki. Diyor ya yani kalp hüzünlenir, gözden yaş akar ama bizim dilimizden Allah'a isyan edecek bir söz tabii çıkmaz ki diyor. Yani en ağır imtihanlar bizzat peygamberimiz içinde dahil yani, olmak üzere. Allah bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu söylemişken aman bana imtihan olmasın demek yani gerçekçi bir şey değil. Yani o öyle bir şey olacak da değil. Yani hepimiz bir şekilde bir şeyden imtihan olacağız. Önemli olan burası bir imtihan hayatı. Kısa süre sonra zaten hiçbirimiz burada yokuz. Buradaki imtihanı yüzümüzün hakkıyla vermek. Bu da çok zor değil. Allah'a tevekkül edip güvenir sığınırsak bu dünyadaki imtihanı vermememiz için hiçbir sebep yok. Evet, o zaman bir müminin en önemli özelliklerinden biri de bu başa gelecek olan imtihanları aslında bir fırsata çevirip tabii ki gerek bollukta olsun, gerek darlıkta olsun, hastalık ya da sağlıkta olsun her türlü imtihanı kendi cennetine gidecek bir şeye çevirebilmeli. Yani biraz herhalde bunu başarabilmeli.
Yine diğer bir özlü sözünüzde şunu ifade ediyorsunuz. Belaların en belalısına diklenerek diyelim ki biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Yani biz bu ayet hocam genellikle hani birisinin vefat haberini aldığımızda değil mi? Bizim kültürel kodlarımızdan biridir bu. Birisinin vefat haberini aldığımızda hemen inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Tabii. Bu ayeti de aslında almışız kodumuza. Tabii ki yani bu çok sık atıf yapılan bir ayet ama ve de çok da sık atıf yapılması gerekli bir ayet. Şimdi hepimizin başına bir belalar geliyor. Nedir bela dediğim şeyler sizin? İşte yakınların ölümü, ticaretteki, maddi şeylerdeki sorunlar, hastalıklar. Yani böyle 4-5 tane başlıkta insanın sevdikleri yakınlarıyla belli anlaşmazlıklar. Yani 5-10 maddede toplayabiliriz yani kabaca. Yani insanların en temel bela sıkıntı olarak gördükleri şeyleri. Fakat şunu düşünelim, hangi bela olursa olsun. Nedir mesela en büyük bela dediğimiz? İşte mesela bir kanserli olmak gibi bir bela veya bir yakınının ölmesini düşünelim. Bizim kısa süre sonra öleceğimiz ve Allah'a kavuşacağımız gerçeğiyle bunu bir arada düşündüğümüzde o belaların hepsi önemsizleşiyor. Değil mi? Ayette de diyor değil mi? Biz Allah'tanız ve ona da belaların en belası değil ki biz Allah'tanız ve ona döneceğiz. Yani nedir bela? Kanser olduk. Mesela kanser olduk. Yani kanser olsa hepimiz çok üzülürüz. Yakınımız olsa, kendi başımıza mesela böyle bir hastalık gelse. Fakat şunu düşünelim. Ya biz zaten ölümsüz zaten öleceğiz. Ölünce Allah'a kavuşacağız. Yani böyle bir haberi de alsak da bir yerde biz Allah'tanız ve Allah'a döneceğiz deriz. Belki hüzünlensek bile. Ama sonuçta o bir gerçeğin farkında bir Müslüman olarak böyle sıkıntıyla karşılaşmak bambaşka bir şey. Veyahut da diyelim ki bir maddi olarak sıkıntı yaşadık. Canım maddi olarak sıkıntı yaşadım, paramı kaybettiysem canımı kaybetmedim ya. Yani ne olabilir en çok? Tamam bu dünyada bir sıkıntı yaşadık. Zaten bir süre sonra öleceğiz yani. Şimdi ölüm Allah'a kavuşma. Yani başımıza ne gelirse gelsin, bir süre sonra ölecek ve Allah'a kavuşacak bir varlık olduğumuz gerçeğinin yanında bu dünyadaki bütün sıkıntılar, belalar hepsi küçüktür. Bu abartılı bir bakış, dünyaya polyanacılıkla bakmak değil. Bu gerçeğin ta kendisi. Tam tersine sanki ölmeyecekmiş gibi bu dünyada böyle bir dünyadaki kaybı böyle sonsuza dek artık kayıp içindeymiş gibi düşünmek, kendini aldatmak. Yani diyelim ki şimdi iflas ettin. Ne yaptı? Zaten diyelim ki belli bir yaşa geldin. 20-30 sene sonra zaten yoksun. 20-30 sene sonra biraz daha az parayla yaşayacaksın. Ne yani sonuçta. Yani önemli olan olgu ahiretinin ne olacağı. Sonsuz Allah'ın bir hayatı düşününce hocam. Tabii sonsuz ki. Bir hayatı düşündüğümüz zaman hele ki iman eden birisiysek eğer. Ya bunlar aslında ya çok bunlar fantezi değil. Millet onu anlamıyor. Burada evet. böyle Pollyanna'dan masallar falan dinliyormuş gibi düşünüyor. Tam tersi sen yani ölmeyecekmiş gibi insanları sanki sonsuza dek bu dünyada var olacakmış gibi bu dünyadaki karizma, para güzellemeleri, haz güzellemeleriyle sanki bu dünyada diyelim bir ev alınca sonsuza dek evin içinde oturacakmış gibi düşündüren, bir araba alınca sonsuza dek o arabayı sanki sürecekmiş gibi düşünen. Veyahut da ne bileyim kendisi böyle sağlıkla çıktı bir insan. Sağlıklı bedeninden dolayı mutlu oluyor ki olsun, şükretsin ama sonsuza dek bu beden böyle sağlıklı duracakmış, sanki ölümsüz duracakmış gibi zannetmek kendi kendini kandırmaktır. Polyan masallar bunlar masal. Bizim kısa bir süre sonra burada olmayıp Allah'a kavuşacağımız hakikatin ta kendisi. O zaman bu dünyadaki bizi üzen, sıkan her şey gerçek anlamda biz abarttığımız için bizi sıkıyor. Onları gereğinden fazla önemsediğimiz için bizi sıkıyor. Yani bir Müslümanı üzebilecek tek şey vardır. Aslında Allah'ın rızasını kaybetme evet. Gerçek anlamda. Diğerlerin üzülmez anlamı da demeyeyim. Evet. Ama eğer ki bir insan Allah'ın rızasını kazanma ihtimali varsa, ahiretli kazanma ihtimali varsa, o zaman yani yeterince önemli hedef vardı. Bu dünyada neyi kaybederse, ister sağlığını kaybetsin, yakınlarını kaybetsin, para kaybetsin, ne kaybederse kaybetsin. Bir insan ümitsiz olması için gerek yoktur. Eğer ki bir insan Allah'ın rızasını kazanabiliyorsa, dünyadaki her şeyi kaybetse de zaten büyük bir yani büyük bir kazanç içerisindedir. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Diğer bir aforizmaya geçmek istiyorum çünkü bunu çok önemli görüyorum. Diyorsunuz ki bilimin ayrı, felsefenin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Ancak yanlış bilim, yanlış felsefe ve yanlış din anlayışları olabilir demişsiniz burada da. Şimdi benim tabii bu çalışmalarımın önemli bir bölümündeki temel bakışımı da ifade eden bir söz. Yüksek lisans tezimi
evrim, Big Bang teorisini felsefe dinle ilişkisi üzerine yaptım. Doktora tezimi evrim teorisini felsefe dinle ilişkisi üzerine yaptım. Sonra Harvard Üniversitesi'ndeyken yine evrim teorisi üzerine çalıştım. Doçentlik tezim kuantum teorisi üzerindeydi. Cambridge Üniversitesi'ndeyken sonradan yine bu kuantum teorisiyle alakalı bazı konular üzerine çalıştım. Tasarım, evreni tasarım ile ilgili konularla beraber. Yani çalışmalarımın çok önemli bir bölüm, profesörlük çalışmam yine önemli bir kısmı bilimle ilişkisiyle ilgili. Yani akademik hayatımın en büyük kısmını modern bilim, felsefe, din ilişkisine ayırdığımı söyleyebilirim. Bu konuda da birçok insanı da teşvik ettim bu konuyu çalışsınlar diye. Sırf ilahiyatçıları veya sırf felsefecileri değil, yine fizikçi, biyolog, çok kimseyi de bu konuları çalışsın diye teşvik ettim ve hala ediyorum. Şimdi buradaki tabii ki en önemli şey bence bu demin söylediğimiz ifade olduğu kanaatinin temel bir ilkenin, yani bilimin, felsefenin dine ayrı hakikatleri olamaz. Niye olamaz? Aslında bunu anlamak da çok önemli. Bilim nedir? Yani bilim aslında bizim karşımıza duran duyu organlarıyla algıladığımız evren üzerine en iyi şekilde tanıma faaliyetimiz bilim. Tabii ki akıl yürütmeyle, duyu organlarımızdan gelen veriyle, akıl süzgeciyle değerlendirmemiz. Yani bir evreni tanıma, etrafımızda duran varlığı tanıma faaliyeti. Felsefe ne? Yine felsefede varlığı tanıma, hayatı tanıma, hayatın anlamı gibi konularla alakalı. Fakat bu bilimde daha çok duyu organlarıyla edinen bilgileri akılla değerlendirme varken, felsefede duyu organlarıyla gelen verilerden daha çok doğrudan akıl kullanma ön planda. Yani akli değerlendirmeler üzerine kurulu bir alan felsefe. Dinse Allah'tan gelen bir mesaj, Allah'tan gelen vahiy. Sonuçta yani din Allah'tan gelen bir mesajsa, felsefe Allah'ın verdiği bir en büyük nimet olan aklın kullanılması, bilimse duyu organlarının kullanılmasıysa, yani Allah'ın verdiği duyu organlarının, Allah'ın verdiği aklın ve Allah'ın gönderdiğinin birbiriyle çelişmesi düşünülemez. Bu yüzden yani bilim, felsefe, dinin çelişmesi düşünülemez. Eğer ki bilimin incelediği evreni bilim doğru anlıyorsa, tabii ki yanlış bilim anlayışı olabilir. Eğer ki aklımızı doğru çalıştırıyorsak, aklı da yanlış çalıştırmalar olabilir, yanlış felsefe akımı olabilir. Veyahut da dini doğru anlıyorsak, sahte dinler olabileceği gibi doğru bir dinin içinde yanlış tefsirler, yanlış anlayışlar da olabilir. Yani sonuçta bilim, felsefe, din ilişkisi deyince yanlış anlayışlar ortaya çıkmadı diyemeyiz. Mesela bir örnek vereyim. Yani genç dünya yaratılışçılığı dediğimiz dünyada bir olgu çıktı. Bazıları dünyanın 6-7 bin yaşında olduğunu bazı yanlış yorumlara dayanarak söylediler. Ama bu aslında yani Hristiyanlığın, Yahudiliğin kaynağı olan Eski Ahit'te, Yeni Ahit'te de yok. Böyle açıkça bir tarif verilmesi. Ki bu asıl Hristiyan dünya kaynaklıdır özellikle. Bu. Bir de Yahudilerin de takvimi var gerçi bu konuda, ama Hristiyan dünyanın içinde daha çok bu tartışma çıktı diyebiliriz. Genç dünya yaratılışçılığı. İslam'ın içinde aslında Kur'an'da böyle bir ifade yok. Dünyanın tarihiyle ilgili orada olmadığı gibi. Yani İslam dünyasında bu tartışma o kadar önemli olmadı. Ama bilimle dinin çeliştiğiyle ilgili iddialarda özellikle bazı tırnak içinde din adına konuşanların dünyanın işte 6-7 bin yaşında olduğu, 10 bin yaşında olduğu, böyle dünyanın ömrüyle ilgili dinle de alakası olmayan yanlış iddiaları önemli şey oldu. Yani din adına böyle yanlış bir iddia bulsaydı tabii ki o zaman bilimle din çelişir. Ama temel ilke burada şu, ben dediğim gibi yani bilim evreni anlamada doğru faaliyet, yani evreni doğru bir şekilde anlayan bilim, aklı doğru kullanıldığı zaman felsefe ve Allah'ın gönderdiği dini doğru bir şekilde anlama faaliyeti olduğu zaman çelişmez. Ama bir çelişki varsa ya bizim tefsirimizde, ya bilimi yapışımızda, ya akıl yürütme sürecimizde, felsefemizde bir hata var demektir. Son iki dakikanın içine girerken o zaman burada şunu herhalde sormamız gerekecek. Bir yerde problem varsa. Hangi dini anlayıştan bahsediyoruz ki aslında programın ilk bölümlerinde biraz ifade etmiştiniz. Yani şu Kur'an'a bakarak, Kur'an'ı merkeze alarak değil mi bir şeyleri düşünmek, bina etmek gerekiyordu. Ya da hangi bilim ya da hangi felsefe gibi ister istemez bu metotları bu sefer sorgulamamız gerekecek. Şimdi bilimle din çelişince, çelişiyormuş gibi gözükünce, evet, bazıları demiş ki ya kardeşim biz yani bilimin söylediğini asıl alalım.
dindeki tevil edelim, dinden gelen görüşü demişler. Mesela diyelim İbn-i Rüşd'de bu görüş biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Bazıları da dinden anladığımızı alalım, bilimin anlayışını değiştirelim demeye kalkmışlar. Fakat benim gördüğüm bu, yani bu şekildeki kısa bir reçete burada yanlış. Çünkü tarih boyunca ikisinin de örneği var. Yani bilim adına da birçok yanlış söylenmiş. Din adına da yanlış yorumlar ortaya çıkmış. Demin söylediğimiz genç dünya yaratılışçılığı gibi. Ama bilim adına da ortaya çıkan birçok yanlış söylem olmuş. Yanlışlar var. Evet. Mesela ne diyelim, bir ara bilim adına işte Aristotelesçi bilimde evrenin sınırlarının olduğu zannediliyordu, sabit sınırları. Evet. Newtoncu evrene geçtiğimizde Newton'un çekim gücünde belli sorunlar vardı. Gecenin işte apaydınlık olması gibi, gerekli gibi. Onu yani onlara girmek istemiyorum detayına. Veyahut da evrenin her noktasında sonsuz çekim olması gerektirse de kendi modeli, işte yani çekim gücün evreni çökertmesinden kurtulmasını gerekli gibi. İşte evreni sonsuzca büyütmeye çalıştı Newton. Yani çekim gücünden dolayı belli çökmeler olmasın diye. Şimdi ama bir gün, yani o Aristotelesçi biliminde, biz bugün Newtoncu biliminde yanlış olduğunu görüyoruz. Genişleyen bir evren var. Ne Aristoteles'te dendiği gibi sabit sınırı var, ne Newton'u zannettiği gibi sonsuzca büyük bir evren. Yani ve Kur'an'ın ayetinde de birçok programda dile getirdik. Zariyat suresinde geçtiği gibi genişleyen bir evrene Kur'an dikkat çekiyor. Şimdi bakın, bilimden gelen bir yanlış vardı. Sabit evren veya sonsuz evren modelleriyle. Şimdi o da düzeldi. Doğru. Düzeldi. Ama diğer taraftan dediğin gibi yani din adına da yanlış modeller çıktı. Kısacası yani bilim felsefe din ilişkisinde hatanın hem bilimde hem felsefi yaklaşımın hem din adına ortaya konan yorumlarda üçünde de olabileceğini bilerek başlangıçtan bilim felsefe din ilişkisini değerlendirmek lazım. Bir yani çelişki çıkarsa hemen bilimdeki görüşü değiştirelim veya hemen dindeki tefsiri değiştirelim aceleyle dememek lazım. O tip aceleler bence sağlıklı bir sonuç getirmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten doyurucu program oldu. Birçok meselede temas etmiş olduk. Ayağınıza sağlık, geldiğiniz için sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim Profesör Doktor Caner Tatsaman bizlerleydi. Önümüzdeki hafta yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.